Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ederiz. Yiğit Bey, Cilvarda Restorant olarak verilen hizmet ve hizmet kalitesinden bahsedeceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Evet. Yiğit Ulus kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Biraz kendinizden söz eder misiniz? Evet. Ben Yiğit Ulus. İstanbul'un Mutfak Sanatları Akademisi'nde profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Daha sonra İstanbul'da kısa bir süre çalıştıktan sonra memleketim olan Alanya'ya geri döndüm. Ve yaklaşık 3 aydır Cilvarda Restoran olarak hizmet vermekteyiz. Daha çok yeni bir işletme. Hayırlı evet. diyelim, hayırlısı Teşekkür. Olsun diyelim öncesinde. Sevdiğiniz bir mesleği icra ediyorsunuz. Daha öncesinde farklı bir üniversite hayatınız evet. vardı. İstanbul'da evet. bu gastronomi üzerine bir eğitim aldıktan sonra da Alanya'ya döndünüz ve burada hem mutfak şefi aynı zamanda işletme sahibi olarak evet. Alanya halkına ve dışarıdan gelen tatilcilere burada bir hizmet veriyorsunuz. Peki efendim Cilvarda Restorant olarak nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Menünüzde neler var? Biraz işletme hakkında bilgi alabilir miyiz sizden? Menümüz modern meyhane konseptinde meze ağırlıklara sıcak ağırlıklı menü. Daha fazla ürün koyarak menüyü şişirmek yerine daha öz ve daha basit işler yaparak daha kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Bir meyhane, modern bir meyhane konseptinde. Peki efendim mezelerden biraz bahsedecek olursak hani ürün yelpazesi olarak neler sunuyorsunuz gelen misafirlerimize? Aslında bizim önce ismimizle başlayayım. Cilvarda Alanya Kalesi'nin ucundaki ince uzun buruna verilen bir isim. Bunun sembolik bir anlamı var bizim için. Kökleri Alanya Kalesi'ne bağlı olmakla birlikte ince uzun burnu Akdeniz'e doğru yani dünyaya doğru açılan bir sembolik bir anlamı var bizim için. Bu ismi o yüzden seçtik. Aslında yaptığımız işlerde mezeler klasik Türk mutfağı mezeleri olmakla birlikte füzyon olarak dünyadaki etkileşimlerden faydalanarak daha modern sunumlar yapmaya çalışıyoruz. Birçok şeyi değiştiriyoruz. Birçok farklı ürün kullanmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz tatları farklı ürünlerle sunmaya çalışıyoruz ve farklı teknikler kullanmaya çalışıyoruz. Evet. Peki efendim hizmeti misafirlerinize sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Öncelikle satın almayla başlıyor iş. Tedarikçilerimizle daha hassas davranmaya çalışıyoruz. Aldığımız ürünlerin kalitesi çok önemli bizim için. O ürün kalitesini doğru şekilde muhafaza ederek işlemek, doğru işlemek ve doğru sunmak üzerine gidiyor. Yani taze ve kaliteli ürün terk edip sunmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi efendim modern meyhane konseptinde demiştik bir hizmet veriyorsunuz. Ancak toplu organizasyonları da burada yine aynı şekilde hizmet verebiliyor musunuz? Yoksa daha çok butik bir hizmet mi? Aslında butik hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki bazı ufak tefek yaptığımız girişimler oluyor ama bizim tercihimiz daha çok butik hizmet vermek üzerine. Zaten sayımızda çok fazla bir mevcudumuz yok. 68 PEX alabiliyoruz sandalye sayısı olarak. Evet. Peki efendim ben biraz da işletmenin ayrıcalıklarından söz etmenizi isteyeceğim. Şimdi geniş bir sektörün içerisinde yer alıyorsunuz. Alanya'da malum bir turizm bölgesi, Akdeniz'in incisi. Sizin gibi birçok işletme varken hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden neden özellikle insanlar Cilvarda Restoran'ı tercih etmeli? Öncelikle burası eğitimli bir şef restoranı. İşin başında bizzat bulunuyorum. Evet. Hatta burada yatıp kalkıyorum. Her alanda varsınız. 24 saatimi dükkanda geçiriyorum. Bence en büyük farkın da bu olması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Ki kariyer değişikliği yaparak bu işi seçtim. Yani evet. severek hobimi iş edindim. Hobisini iş edinen insanlardan güzel ürünler çıkacağını düşünüyorum. Evet. Kapıdan müşteri girişine kadar ya da buradan uğurlamaya kadar her alanında siz varsınız. Evet. Mutfak oraya zaten evet. hakimsiniz. Hem şef olarak hem de işletme sahibi olarak. Evet. Kaliteli bir hizmet verdiğiniz için Alanya'da tercih ediliyorsunuz diyebiliriz. Peki evet. efendim genç bir girişimci olarak 3 ay öncesinde kendi işletmenizi açtığınız Cilvarda Restoran olarak evet. devam ediyorsunuz. Bundan sonraki süreçte neler yapmayı planlıyorsunuz? Sektörle alakalı hedefiniz nelerdir? Öncelikle daha çok yeniyiz ve açtığımız işletmeyi oturtmak istiyoruz. Yani en az 2 seneyi sağlam bir şekilde devirmek istiyoruz. Bundan sonra hayaller, projeler tabii ki devam edecektir. Konsept değişikliği bu dükkanda olmadan başka dükkanlar şeklinde belki ilerlemek gibi niyetim var. Evet. Ancak tabii bunlar şu an için ilerisi, çok ilerisindeki tabii planlar. Şu anki işletmeyi Hı. daha sağlam tutmak ve aynı zamanda yerli dışında yabancıya da Türk mutfağını, yani yabancının istediği mutfağı değil, yabancının görmek istediği, yabancının merak ettiği mutfağı sunmak istiyoruz. Girip evet. merak etsinler istiyoruz. Evet, yani biraz daha değişiklikleri ön planda tutarak ilerleyen zamanda evet şubeleşmek muhakkak ki her işletme ve işletmecinin de hayalidir. Ancak tabii ki işletme de henüz çok yeni, 3 aylık bir evet. Süreç. Evet. Burada mevcut konumu oturtturup, hizmet kalitesinden, ürün kalitesi olsun bunlardan ödün vermeden burada aynı şekilde devam evet. etmek istiyorsunuz evet. diyebiliriz. Peki son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Son olarak çok kısa önerileriniz olur mu? Alabilir miyiz Yiğit Bey?
Önerim genelde tercih ettikleri zaman, restoran tercihlerine bulundukları zaman aldıkları hizmetin kalitesini anlık olarak değerlendirmemeleri, genel olarak değerlendirmeleri, yapılan işlerdeki emeği gerçekten düzgün şekilde yorumlamaları, onları özel hissettirmeye çalışan işletmelerde de o farkı görecekleri, mutlu olacaklarını düşünüyorum. Evet. Biz de Alanya'ya gelen herkesi Cilvarda Restoran'ta muhakkak uğramalarını biz de buradan tavsiye ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Hizmetlerinizin ve başarınızın devamını diliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Çok sağ olun.